Hizmetin temeli sevgidir. Doktor Hasan Akgün. Değerli veliler, sevgili öğrencilerimiz, LGS sınavına girdik. Hepimize geçmiş olsun. Sınav sonuçları inşallah istediğimiz gibi gelir. Tabii program başlamadan önce ben şeyi hatırlatmak istedim size. 3 hafta sonra veya en geç 1 ay içerisinde tercihlere başlayacağız. Henüz takvim yayınlanmadı bildiğim kadarıyla. Mutlaka sizinle biz iletişime geçeceğiz. Bizimle görüşmeden hiçbir şekilde tercih yapmanızı istemiyoruz. Mutlaka bizimle de paylaşırsanız düşüncelerinizi, biz de kendi düşüncelerimizi paylaşırız. Daha doğru bir tercih yapmış oluruz. Yani tercihler döneminde de Büyükçekmece Belediyesi olarak yanınızda olacağız. En doğru tercihi yapacağız, merak etmeyin. Büyükçekmece Belediyesi Eğitimden Sorumlu Başkan Danışmanımız Sayın Hüseyin Avni Sandıkçı, Kültür İşleri Müdür Yardımcımız Sayın Pınar Çolak, saygıdeğer Büyükçekmece ailemiz, hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli öğrencilerimiz, sevgili velilerimiz, 2023-2024 eğitim öğretim dönemi Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi örgün eğitim kurslarımızın mezuniyet ve sertifika törenine hoş geldiniz. Bu dönem örgün eğitim kurslarında 1520 öğrenciye okula destek ve LGS sınavına hazırlık kursları verildi. Bununla birlikte 12. sınıf ve liseden mezun olan üniversite hazırlık öğrencilerine TYT ve AYT sınavları için kurs imkanı sağlandı. BMK, Tepecik Nejat Uygur Kültür Merkezi, Sinanoba Zülfü Livaneli Eğitim Merkezi, Celaliye Yaşar Kemal Eğitim Merkezi, Kumburgaz Sanat Evi ve Muazzez İlmiye Çığ Eğitim Merkezi olmak üzere toplam 6 bölgede eğitim faaliyeti yürütülüp okula destek LGS ve üniversite hazırlık kurslarında 30 eğitmenle 14 farklı branşta öğrencilerimize eğitim hizmeti verdik. Bugün burada bulunan LGS hazırlık öğrencilerimize yıl boyunca 340 saat ders, 112 saat yeni nesil soru çözüm etütleri, ara tatillerde genel tekrar dersleri, 12 deneme sınavı, sınav hazırlık kitapları, birebir ders imkanı sağlandı. Değerli eğitmenlerimize teşekkür ederek programımıza başlamak istiyoruz. Sevgili misafirlerimiz, programımıza başlarken Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi Sahne Sanatları Müzik Bölümü öğretim görevlisi değerli hocalarımızın müzik dinletisiyle başlıyoruz. Alkışlarla onları karşılayalım ve perdemiz açılsın.
sardı dört yalnız. Adder kalsın sevdalı Konya'm acar canımız. Oy tumar kaya tumar sardı dört yalnız. Adder kalsın sevdalı Konya'm acar canımız. Beraber bir tane okuyalım mı? Son günü böyle taçlandıralım yani. Gelever adresi yapalım mı? Ses yok. Beni değil kendinizi alkışlayın. Evet. Koyverdin gittin beni. Oy koyverdin gittin beni. Allah'ından bulasın. Oy Allah'ından bulasın. Kimse almasın seni. Sevmezsin sen, yine bana kalasın, yine bana kalasın. Kimse almasın seni, kimse almasın sen, yine bana kalasın, yine bana kalasın. Sevdim senin aşkını. Çalamadım gitti sürmenin havası. Oy çalamadım gitti sürmenin havası. Bu yıl gel yerine tutmam senin tavasını. Gel yanıma yanıma gidelim. Bu yıl gel yerine tutmam senin tavasını. Gel yanıma yanıma. Kurdular bize tuzak, sürmene yolumuz. Kurdular bize tuzak, bu yılda sürmene benle düğünler olacak. Gel yanıma yanıma gidelim. Bu yılda sürmene benle düğünler olacak. Gel yanıma yanıma haydi. Arabalan ben da giderim ya ya. Yer gider arabalan ben da giderim ya ya. Unutsan beni, seninle konuşmaya, seninle konuşmaya.
Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Sizleri mutlu edebildiysek ne mutlu bize. Ömrünüz hep başarılarla dolu olsun. Çıktığınız bu yolda hepinize başarılar diliyoruz. İnşallah her şey gönlünüzce olur, güzel olur. İyi günler diliyorum efendim. Evet, değerli eğitmenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Onlar Büyükçekmece'mize değer katıyorlar, sanat katıyorlar. Her şeyden önemlisi hayatlarımıza sevgi, dostluk, barış katıyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Ben tek tek onları sizlerle, gerçi hepiniz tanıyorsunuz ama bir kez daha tanıtmak, takdim etmek istiyorum büyük bir onurla. Klavyede keman eğitmenimiz sevgili Ahmet Orçin Arabacı. Bağlamada bağlama eğitmenimiz sevgili Ercan Sönmez. Kemençe'de sahne sanatları sorumlusu ve Çiçeği Burnu'nda kültür işleri müdür yardımcımız sevgili Samet Kölemen. Klarnet'te sevgili Ersel Tunay. Ritim perküsyonda piyano eğitmenimiz sevgili Ümit Diken. Değerli hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi biz Büyükçekmece Belediyesi çalışanları olarak çok merak ediyoruz. Örgün eğitim kurslarımıza katılan öğrencilerimiz, velilerimiz bize ne anlatmak isterler? Bu kurslar hayatlarına nasıl bir katkı sağlamış? Hayatlarına nasıl dokunmuş bizim öğretmenlerimiz? Biz bunları duymaktan çok mutluluk duyuyoruz. Bu yüzden öğrencilerimizi ve velilerimizi sahneye davet etmek istiyorum ben. Mikrofon uzatmak istiyoruz. İlk olarak sevgili Barış Mete Serbest gelecek, kıymetli öğrencimiz. Alkışlarla kendisini sahneye alıyoruz. Merhaba, ben Barış Mete Serbest. Büyükçekmece Belediyesi'nin kurslarına düzenli olarak katıldım. LGS sürecinde gerekse öğretmenlerimizin kol anlatımlarıyla, gerekse denemelerle, gerekse birebir derslerle eksiklerimizi tamamladık ve kendimizi geliştirdik. Bu süreçte bize destek olan, bizi geliştiren öğretmenlerimizin hepsine çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Başka da bir şey söyleyecek bir şey yok. Teşekkür ederim herkese. Evet, Barış Mete'ye çok teşekkür ediyoruz. Alkışlarla uğurluyoruz kendisini. Şimdi babası gelecek. Sayın Ruhi Serbest alkışlarla mikrofona geliyor. Hoş geldiniz. Buyurun. Herkese merhaba. Ben Barış'ın babasıyım. Barış ilk bu sahneye çıktığında 5 yaşındaydı, halk eğitimleri kursundayken. Yabancı değiliz. 20 yıldır Büyükçekmece'de oturuyoruz. Öncelikle bu bir organizasyon. Ben de kurumsal bir şirkette çalışıyorum yıllardır. Özel bir bankanın bölge sorumlusuyum. Bu güzel insanları bir araya topladığı için, öğrencilere bu imkanları tanıdığı için başta Büyükçekmece Belediye Başkanımız Sayın Doktor Hasan Akgün'e, ekibine çok teşekkür ederim. Hem kendime hem öğrencim adına. Bunun dışında da biz kurs boyunca hiç yalnız hissedilmedik. Hem oğlum olsun hem öğretmenlerimiz sürekli bizi yanımızda olacağı bu yolculuk boyunca. Hem sosyal yönden desteklendik, hem dersleri konusunda bütün takviyeler yapıldı. Sürekli takiplerindeydik. O günkü heyecan maalesef oğlumun potansiyeli bildiğim için bir iki soru daha üstüne yapabilirdi ama canı sağ olsun. Sanırım çoğumuz böyle olmuştur. Hepimiz bu sınavlardan geçtik ama lise sınavı bir defa oluyor maalesef. Benim herkes için dileğim bütün öğrencilerimizin en iyi okullara yerleşmesi. Hepsinden önemlisi bizlerden daha başarılı olsunlar, ülkemize daha çok katkı veren bireyler olsunlar. Ülkemiz her şeyin en iyisini hak ediyor. Bütün öğretmenlerime, tekrar belediye başkanıma sonsuz teşekkürler sunuyorum, saygılarımla. Çok teşekkürler Ruhi Bey. Buyurun lütfen. Şimdi Reyhan Jülide Filiz mikrofona geliyor. Alkışlarla sevgili öğrencimiz. Merhaba, hoş geldin.
Merhaba, ben Reyhan Cülde Filiz. Ben bu sürecimi öncelikle bize destek veren ailelerimize, öğretmenlerimize teşekkür ederek başlamak istiyorum. Tabii bize bu kursları sağlayan Doktor Sayın Hasan Akgün'e de teşekkürlerimi iletiyorum. Bu güzel süreçte sonucunu mutlu olarak ilerlettiğimiz için gerçekten çok mutluyum. Birazcık da heyecanlıyım. Ama gerçekten çok güzel bir süreci atlattık ve öğretmenlerimiz bize gerçekten çok güzel destek verdiler. Her anlamda, hem psikolojik hem derslerde ve çok güzel bir zaman geçirdiğimize inanıyorum. Ve herkese gerçekten mutlu sonuçlar diliyorum. Herkes inşallah istediği yere yerleşebilmiş ve hayalini yaşayabilecek olmasını diliyorum. İyi günler. Sevgili Jülide, çok teşekkür ediyoruz. Seni alkışlarla uğurluyoruz. Ve şimdi Jülide'nin annesi geliyor. Şule Filiz hanımefendiyi mikrofona davet ediyoruz. Hepinize merhabalar. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Böyle güzel bir etkinlikte buluştuğumuz için öncelikle bizleri birleştiren, bağdaştıran, buraya toplayan Doktor Hasan Akgün'e huzurunuzda teşekkür ediyorum. Bu LGS sürecinde bizleri destekleyen, her yönden bizlere destek çıkan öğretmenlerimize, eğitmenlerimize teşekkürümüzü bir borç biliyorum. Tüm veliler adına teşekkür ediyorum. Özellikle bizim Sinanoba Zülfü Livaneli Eğitim Merkezi'ndeki Sezer hocamıza binlerce kez teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi'nin ve Büyükçekmece Belediyesi'nin bize bu imkanları sunmuş olmasından dolayı minnettarım. Bunun haricinde LGS sürecinde nasıl bir süreç yaşayacağımızı bilmiyorduk. Bizi birçok konuda aydınlattılar, bilgilendirdiler. Çocuklarımızın bakış açısını değiştirdiler. Bu sınav sadece başarıyla sonuçlanacak diye bir şey yok. Bu yolculukta çocuklarımız çok şeyler öğrendi. Bunlar ileriki eğitim hayatlarında, ileriki yaşantılarında onlara geri dönüş sağlayacaktır. Sizlerin buraya geldiğiniz için de hepinize ayrıca teşekkür ediyorum. Ve sevgiyle, sağlıkla kalmalarını diliyorum. Gönlüm her çocuğun en güzel yere yerleşmesini diliyor. Hepsi hak ettiği başarıyı bir gün ulaşacaklardır. Hiçbir emek karşılıksız kalmaz. Onlar büyük emek sarf ettiler. Bu emeklerinin karşılığını bu sınavda almasalar da ileriki hayatta başka bir yerde alacaklardır. Tekrar sevgilerimi sunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Şule Hanım'ı alkışlarla yerine alıyoruz. Ve şimdi değerli misafirlerimiz Elif Nisa Akkuş mikrofona geliyor. Duygu ve düşüncelerini paylaşmak üzere sevgili öğrencimiz. Hepinize merhabalar. Ben 5. sınıftan beri Necdet Uygur Kültür ve Eğitim Merkezi'nde ders almaktayım aslında uzun bir süredir. Ve adım da Elif Nisa Akkuş bu arada. Eylül ayında başladığımız uzun ve bir o kadar da zorlu sürecin sonuna geldik şu anda. Bu süreçte Necdet Uygur Kültür ve Eğitim Merkezi'nin benim ve arkadaşlarım için ders mantığında ya da rehberlik olarak öğretmenlerimizin ve Sayın Doktor Hasan Akgün'ün bizim için büyük bir katkısı var. Mesela hani ücretsiz verilen ders olanakları, birebir öğretmenlerle yaptığımız dersler, kütüphanede verimli ders çalışma, hani ders çalışabiliyorduk. Ya da hani ücretsiz kitap verilmesi, veli aramaları, LGS konferansları, hani bilgilendirme konferansları olsun birçok şekilde bizi desteklediler. Bunun için en başta Büyükçekmece Belediye Başkanı Sayın Doktor Hasan Akgün'e büyük bir teşekkür ediyorum. Ve ardındansa bizim için, hani benim için aslında, hatta bütün arkadaşlarım için tüm öğretmenlerime büyük teşekkürlerimi sunuyorum. Ay tamam. Bitti. Evet, bu kadar sanırım. Ve şimdi diyorum, hepiniz iyi ki varsınız. Hepiniz iyi ki bizimle oldunuz bu süreçte. Çok teşekkür ederiz.
Elif Nisa'ya teşekkür ediyoruz. Elif Nisa benim tiyatro öğrencimdi geçen sene ama dedi ki öğretmenim benim derslerim çok ağır, benim sıkı çalışmam gerekiyor, size kaptırdım. Örgün eğitim hocalarına kaptırdım ama çok da güzel oldu, iyi oldu sevgili Elif Nisa. Evet, şimdi en sevdiğimiz bölüme geldik. Arkadaşlar lütfen perdemizi açalım. Biraz sonra örgün eğitim hocalarımızı sahneye davet edeceğim. Büyük bir onurla, büyük bir gururla onları sahneye davet edeceğim. Hepsi benim sevgili kardeşlerim, arkadaşlarım, değerli eğitmenlerimiz. Onların ne kadar iyi öğretmenler olduğunu zaten anlatacak halim yok burada. Hepiniz gayet iyi biliyorsunuz. Hepsi için söyleyecek tek bir sözüm var. Onlar nerede olurlarsa olsunlar, inanın şu anda gözlerim dolu dolu, hepsini çok seviyorum. Bulundukları ortama ışık saçarlar. Onlar neredeyse o ortam birden güzelleşir. Onların hepsini çok seviyorum. Sevgiyle onları davet etmek istiyorum. Lütfen alkışlar kesilmesin. Türkçe öğretmenimiz sevgili Nazlı Evrengün. Türkçe öğretmenimiz sevgili Sezer Bilgili. Türkçe öğretmenimiz sevgili Murat Seyran. Türkçe eğitmenimiz sevgili Derya Özkay. Türkçe eğitmenimiz sevgili Suna Yavuz. Matematik öğretmenlerimize geldi sıra çocuklar. Sevgili Gülay Aksakal. Sevgili Dilan Çetin. Sevgili Selis Albayrak. Sevgili Sedar Ayyıldız. Sevgili Aslıgül Erkan. Lütfen alkışlar kesilmesin. Fen bilimleri eğitmenimiz sevgili Kübra Koçak. Fen bilimleri eğitmenimiz sevgili Gamze Yeşim Taştan. Fen bilimleri eğitmenimiz Yunus Kaymaz. Fen bilimleri eğitmenimiz yine Ebru Karakuş. İnkılap tarihi eğitmenimiz sevgili Ecem Sultan Gençer. İngilizce eğitmenlerimize geldi sıra Fulya Yener. Sevgili Çiler Özel. Sevgili Pelin Gürbüz. Sevgili Hilal Ayhan. İnkılap tarihi eğitmenimiz sevgili Rabia Altaş geliyor. Ve tabii ki kim geliyor sevgili çocuklar? Örgün eğitim kursları şefimiz sevgili Abdullah Gül geliyor. Evet, işte bizim dev eğitim kadromuz. Hadi çocuklar bir alkış daha alalım öğretmenlerimiz için. O kadar emekleri büyük ki hepinizin üzerinde, sağ olsunlar, var olsunlar. Ve şimdi sevgili öğrencilerimizi ben grup grup sahneye davet etmek istiyorum. BMK ve Muazzez İlmiye Çığ öğrencilerini alkışlarla sahneye alıyoruz. Çocuklar önce şöyle öğretmenlerinizin önünde güzel bir fotoğrafımız olsun. Daha sonra sizleri arkaya alacağız. Evet, seri bir şekilde öğrencilerimiz sahneye geldiler. Harikasınız çocuklar. Şöyle kürsünün önünden şu şekilde yarım ay şeklinde. Gelin çocuklar, kürsünün arkasında kalmayın. Buyurun lütfen ön tarafa geçin.
Sertifikalarımızı göğüs hizasında tutarsak pozumuz çok güzel çıkacak. Evet, kıymetli öğretmenlerimiz de öğrencilerimizin arasında yerlerini aldılar. Karşıda, ortada Hilal ablamız var. Hep birlikte ona bakacağız. Sertifikalarımız göğüs hizasında. Dişlerimiz gözükecek. Gülümsüyoruz hepimiz. Harikasınız. Teşekkür ediyoruz çocuklar. Sizleri arka tarafa, platforma alıyoruz. Ve şimdi Tepecik Nejat Uygur Kültür Merkezi öğrencilerimiz geliyor. Gümbür gümbür geliyor öğrencilerimiz. Harikasınız. Gençler buyurun. Evet, ön tarafta çocuklar. Yerlerinizi alın lütfen. Çocuklar, burada biraz sıkıştık. İsterseniz diğer tarafa hızlı bir şekilde. Hilal'cim nasıl gözüküyor? Problem var mı? Güzel. Evet çocuklar, sertifikalarımızı göğüs hizasında düzgün bir şekilde tutuyoruz ve gülümsüyoruz. Teşekkür ediyoruz ve sizleri de arka tarafa, platforma alıyoruz çocuklar ve devam ediyoruz. Ve şimdi Sinan Oba Zülfü Livaneli öğrencilerimiz. Buyursunlar lütfen. Çocuklar, sertifikalarınızı yine göğüs hizasında düzgün tutmanızı rica edelim sizlerden de. Evet, karşıya Hilal ablaya bakıyoruz ve kocaman dişlerimiz gözükecek şekilde gülümsüyoruz. Teşekkür ediyoruz ve sizi arka tarafta, platformda yerlerinizi alıyoruz ve devam ediyoruz. Celaliye Yaşar Kemal Halk Akademisi öğrencilerimiz geliyor. Alkışlarla. Sevgili öğretmenlerimiz de öğrencilerinin yanlarında, aralarda yerlerini aldılar. Sertifikalarımızı çocuklar göğüs hizasında tutalım. Kocaman gülümseyelim hep birlikte. Harikasınız çocuklar. Buyurun lütfen, sizi arka tarafa, yerlerinizi alıyoruz. Ve şimdi Kumburgaz Sanat Evi öğrencileri geliyor. Çocuklar, böyle bana doğru yaklaşırsanız arka tarafta, yan tarafta sıkışma olmayacaktır. Biraz daha yaklaşabilirsiniz.
Sevgili öğretmenlerimiz de öğrencilerinin yanında yerlerini aldılar. Evet, Hilal abladayız. Sertifikalarımızı düzgün bir şekilde tuttuk ve gülümsedik. Evet çocuklar, sizleri de alkışlarla arka tarafta yerlerinize alıyoruz. Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk hiçbir zaman yanılmadı. O cumhuriyeti gençlere, gençlerimizi de çocuklarımızı da sevgili öğretmenlerimize emanet etti. Tüm öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi bir kez daha alkışlıyoruz. Ve sevgili hocam Hüseyin Avni Sandıkçı, Kültür İşleri Müdür Yardımcımız Sayın Pınar Çolak, Hande hocam siz de buyurun gelin lütfen. Sahneye davet ediyorum. Saygıdeğer velilerimiz, çok sevgili öğrenciler, öğretmen arkadaşlarım, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün gerçekten hepimizin, eğitimcilerin mutlu olduğu bir gün. Böyle tabloları görmek çok zor. Gerçekten insan çok mutlu oluyor. Büyükçekmece Belediyesi, eğitime katkı sunan İstanbul 39 ilçe arasında en çok katkıyı sunan bir belediye. Bugüne kadar 26 tane okul yaptı Sayın Başkan. Ve bir alkış yapalım. Ve bitmedi. 2 tane daha okul yapacağız belediye olarak. Bir tanesi en güzel bir Anadolu Lisesi olacak. Bir tanesi de meslek lisesi olacak. Ve belediye olarak biz çalıştıracağız bu okulları. Bugün en güzel bir lise, özel lisenin fiyatı sordum geçen gün arkadaşlara. 300 bin, 500 bin arasında. Biz ama en iyi eğitimi vererek orada harcadığımız kadar çocuklardan, velilerinden para alacağız. Bunu da yapmak zorundayız. Çocuklar, örgün eğitim, şimdi ortaokullarımızı bitirdiniz, pazar günü geleceğinizi kodladınız. Dualarımız hep sizinle beraber oldu. Son duamız şöyle olsun. Böyle karmaşık bir dünyada tüm iyiliklerin sizinle, kötülüklerin sizden uzak olmasını diliyor ve Allah'a emanet ediyorum sizleri. Sevgili gençler, bu sevda burada bitmedi. Siz inanıyorum ki en güzel Anadolu liselerine, yani LGS'e, liselere giriş sınavında başarı sağlayacak ve bu liselere devam ederken 12. sınıfa geldiğiniz zaman tekrar belediye olarak sizleri kurslara alacağız. Bu kurslarımız da devam ediyor. Ve burada bu kurslara devam ederken diyeceksiniz ki ben bu kurslara devam ediyorum. Üniversiteyi kazanacağım ve belediye benim kursumu, bursumu verecek diyeceksiniz. Bakın, Çekmece'de ikamet etmek şartıyla, Çekmece'nin liselerini bitirmek şartıyla üniversiteyi kazanan her öğrencimize bila istisna burs vereceğimizi Sayın Başkanımız adına buradan taahhüt ediyorum. Ona göre lisede çalışacaksınız. Ona göre başarılı olacaksınız. 12. sınıfa geldiğiniz zamanda da sizi yine kursa alacağız. Burada sözlerime son verirken velilerimizi de tebrik ediyorum. Öğrencilerimize başarılar diliyorum bundan sonraki. İnşallah ideallerindeki
LGS sınavlarında ideallerindeki liseleri kazanmış olurlar. Temennimiz budur. Mevla temennimizi inşallah kabul etsin. Bu duygu düşüncelerle hepinize en derin sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben sevgili psikolog arkadaşımı da burada görmek istiyorum. Çünkü bu süreçte malum sizler çok daha iyi bilirsiniz veliler. Sınav kaygısıdır, konsantrasyon eksikliğidir, motivasyonda sıkıntıdır. Sevgili Başak Tıraş onlara bu süreçte destek verdi. Alkışlarla kendisini de sahneye davet etmek istiyorum. Ve sertifika törenine geçiyoruz değerli eğitmenlerimiz. Hocam buyurun sizi şöyle Pınar Hocam buyurun lütfen. Evet sırayla hocalarımızı davet edeceğim. Türkçe eğitmenimiz sevgili Nazlı Evrengün. Evet Hüseyin Avni Sandıkçı Hocam teşekkür belgesini Pınar Hocam ve Abdullah Hocam da hediyelerini takdim ediyorlar. Türkçe eğitmenimiz sevgili Sezer Bilgili. Türkçe eğitmenimiz sevgili Suna Yavuz geliyor. Türkçe eğitmenimiz sevgili Derya Özkay. Türkçe eğitmenimiz sevgili Murat Seyran. Matematik eğitmenimiz sevgili Aslı Gül Erkan geliyor. Matematik eğitmenimiz Selis Albayrak geliyor. Matematik eğitmenimiz sevgili Gülay Aksakal. Matematik eğitmenimiz sevgili Dilan Çetin. Matematik eğitmenimiz sevgili Sedar Ayyıldız. Bilimleri eğitmeni sevgili Kübra Koçak. Fen bilimleri eğitmeni sevgili Ebru Karakuş. Bilimleri eğitmeni sevgili Gamze Yeşim Taştan Certel. Fen bilimleri eğitmeni sevgili Yunus Kaymaz. İngilizce eğitmeni sevgili Çiler Özel. Müzik
sevgili Pelin Gürbüz. İngilizce eğitmeni sevgili Fulya Yener. İnkılap tarihi eğitmeni sevgili Rabia Altaş. Kursları şefimiz sevgili Abdullah Gül. Hocam buyurun. Teşekkür ediyoruz. Değerli eğitmenlerimize bir kez daha teşekkür ediyoruz. Sevgili öğrencilerimize sadece sınavlarda değil hayat boyu başarılar diliyoruz. Ayrılmıyoruz çocuklar. Evet öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz. Sertifikalarımızı şöyle göğüs hizasında tutarsak pozumuz harika çıkıyor. Teşekkür ediyoruz. Evet bir de şöyle havaya kaldırıp sallayalım sertifikalarımızı. Ve Hilal ablamız güzel bir videomuzu çekmek istiyor. Hazır mıyız? Videomuzu çekerken çocuklar bir prova yapalım önce. Eğitim sevgiyle başlar diyeceğiz. Hep birlikte. Ben size buradan komut vereceğim. 3, 2, 1 deyince hep birlikte eğitim sevgiyle başlar diyeceğiz. Anlaştık mı? Anlaşmadık mı? Anlaştık. Harikasınız. Hilal abla hazır mıyız? 2 tekrar yapacağız. Evet, önceki bir prova gibi olsun. 3, 2, 1... Ellerinde sertifikalarla nasıl alkışlasınlar Hilal abla? Velilerimiz alkışlasın o zaman. Harika. Alkış sesleri de yükselsin videoda. Harika. Hazır mıyız çocuklar? 3, 2, 1. Sevgili katılımcılar, bizleri bu güzel günde yalnız bırakmadınız. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Başka bir etkinlikte görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Ve pastacı çırağı eğitimi alan kursiyerlerimizi seri bir şekilde sahneye davet ediyoruz. O taraf rahatlayacak gibi geldi bana. Hanımlar böyle gelirseniz orada bir sıkışıklık oldu. Hilal'cim nasıl gözüküyor karşıdan? Harika.
Evet, şöyle sertifikalarımızı düzgün bir şekilde göğüs hizasında tutuyoruz. Teşekkür ediyoruz ve devam ediyoruz. İngilizce kursiyerlerimiz sahneye geliyorlar. Sertifikalarımızı göğüs hizasında düzgün bir şekilde tutarsak pozumuz harika çıkacak. Gülümsüyoruz, dişlerimiz gözüküyor. Evet, Hilal'deyiz. Teşekkür ediyoruz. Sizleri de arka tarafta yerlerinize alıyoruz. Ve şimdi ilk yardım kursiyerlerimiz seri bir şekilde sahneye geliyorlar. Sanırım daha çok buradan geliyorlar. Şöyle yana doğru kayabilir miyiz? Bu tarafta kursiyer yok. Herkes buradan geliyor. Hülya hocamız, Metin hocamız da kursiyerlerinin arasında yerlerini aldılar. Nasıl yapsak acaba? Bir dakika, ben bir karşıdan görmek istiyorum. Hanımlar, burada bir yığılma olmuş. Birazcık kayarsak sanki daha mı güzel olacak? Arkada kalan hanımlar. Hilal'cim. Nasıl gözüküyor karşıdan? Sertifikalarımızı düzgün bir şekilde tutalım. Ben de şöyle kenara geçeyim. Teşekkür ediyoruz. Sizleri de arka tarafta yerlerinize alıyoruz. Şimdi de workshoplarımıza katılan değerli kursiyerlerimizi sahneye bekliyoruz. Seri bir şekilde lütfen. Evet, herkes yerini aldıysa Büyükçekmece Belediyesi eğitimden sorumlu koordinatörlerimiz Bayram Ali hocamı, Hüseyin Avni Sandıkçı hocamı, Güran başkanımı ve sevgili Pınar hocamı sahneye davet etmek istiyorum. Buyursunlar lütfen.
başkanım gel. Gel buraya. Çok değerli belediye başkanım, çok kıymetli belediyemizin saygıdeğer çalışanları, kursiyerlerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, sözlerimin başında hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün gerçekten çok gurur duyduk. Ben Büyükçekmece'de yıllarca eğitimde hizmet eden birisi olarak şimdi Büyükçekmece Sayın Belediye Başkanımız Doktor Hasan Akgün'ün eğitim danışmanıyım. Ama bunları biz halk eğitim olarak bugüne kadar verdik. Bir hocamız da aramızda, Metin Bey. Ama belediyemizin 2007 yılından beri böylesine diyebilirim İstanbul'un hiçbir ilçesinde böylesine bir meslek edindirme dalında böyle bir hizmet ben şahsen görmedim. Onun için belediye başkanımız Doktor Hasan Akgün'e huzurunuza teşekkür etmek istiyorum özellikle. Şimdi sanat çok önemli biliyorsunuz. Sanat çok önemli. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü var. Sanat ve sanatçıdan mahrum olan bir milletin hayat damarlarından bir tanesi kopmuş demektir diyor. Onun için bugün Almanya dünyanın en gelişmiş ülkelerindeki devletler sanata ve sanatçıya önem verdiği için gelişmişler. Eğer biz medeniyetin üzerine çıkacak olursak sanat ve sanatçıya vereceğimiz değerden dolayı olacaktır. Sizi böyle bir kalabalığı bula görmüşken eğitimle ilgili de bir takım şeyler söylemek istiyorum. Eğitimde neler yapıyoruz Büyükçekmece Belediyesi'nde? Bakın bizim kurs merkezlerimiz var, etüt merkezlerimiz var, anaokullarımız var. Özellikle 8. sınıfta okuyan çocuklarımızı liseye hazırlık sınavlarına hazırlıyoruz. Bakın bugün bir dershanenin fiyatı dışarıda özelde 80 bin lira civarında. Ama bizde hiç para almadan çocuklarınız burada okuyacak, dershaneye gelecek ve istediği Anadolu Lisesi'ne girecektir. Bitmedi. Anadolu Lisesi'ne okuduktan sonra 12. sınıfa geldikten sonra o çocukları yine kursa alıyoruz. Kurs merkezlerimiz var. Burada da bizim seçtiğimiz, kendisiyle anlaştığımız kurs merkezleriyle birlikte onlara kurs veriyoruz. Ne yapacaklar? Üniversiteyi kazanacaklar. Bakın bir hafta önce okullarımıza gittik. Bu kurslarımıza katılmak için sınav yaptık. Seviye tespit sınavı. Buna bu sene çok büyük bir gerçekten bir yoğun bir ilgi alaka oldu. Şimdi bu kursa belli bir puan alan öğrencilerimizi kursa alacağız ve Sayın Doktor Hasan Akgün'ün eğer bu çocuklardan Büyükçekmece'ye oturmak şartıyla üniversiteyi kazandığı takdirde bursu Büyükçekmece Belediyesi'nden olacaktır. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Burada siyasi hiçbir görüş ortaya koymadan kim kazanırsa okula gideceğiz, bu okuldan kaç kişi üniversiteyi kazandı diyeceğiz ve onlar belediyeden burslarını alacaktır. İnsanların gönlüne hitap etmek zorundayız. İnsan kazanmak zorundayız. Bizim maksadımız para kazanmak değil. Bugün gerçekten bu kursları ortaya koyan kültür müdürümüze Nazan Hanım burada yok. Onun ekibine Handa Hanım var. Çok sevdiğim, beğendiğim. Gerçekten güzel hizmetler yapılıyor. Bu hizmetleri yapanlara teşekkür etmek istiyorum. Bu duygu düşüncelerle hepinize sevgi ve saygılarımı sunmak istiyorum. Sayın Başkanım da bir takım şeyler konuşmak isteyecek. Buyurun Sayın Başkanım. Evet, öncelikle hanımefendiler, beyefendiler hepinizi tebrik ediyorum. Bize verdiğiniz destek için her şeyden önce sizler sayesinde biz daha iyi hizmetler yapmak için çabalıyoruz. Çok değerli eğitmenlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum hepsine. Tabii ki yöneticilerimize, Hande Hoca neredesiniz göremiyorum size, evet. Evet, hepinize çok teşekkür ediyorum. Bizler hep beraber Büyükçekmece ailesi olarak üretmeye devam edeceğiz. Aslında belki boş vakitlerinizi değerlendirmek için bu kurslara geldiniz ama en azından belli bir oranda arkadaşımız bu işi profesyonel olarak da
geri çevir çalışacaklar. Profesyonel olarak da kazanmaya gayret gösterecekler. En azından ilk yardımı öğreniyorlar. Hayat kurtaracaklar. Biz Hande hocalarla biliyorsunuz Kültür Müdürlüğü'ne bağlı Halk Akademimiz. Onlar da bana bağlılar. Dolayısıyla bizler size daha ne kurslar açarız diye kafa yoruyoruz hep beraber. Onun için daha güzel kurslarda, daha farklı kurslarda hizmet vermeye devam edeceğiz. Diksiyon kurslarımıza ayrıca önem göstereceğiz. Hepinizi kutluyorum. Verdiğiniz emekten dolayı biz de olmaya devam edin. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Gerek yöneticilerimize, gerek hocalarımıza, herkese ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Sizlere de ayaklarınıza sağlık diyorum. Hoş geldiniz diyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Sağ olun, var olun. Teşekkürler başkanım. Şimdi değerli eğitmenlerimize teşekkür belgesi takdim törenimize geçiyoruz. Değerli eğitmenlerimizi şöyle ön tarafa alalım. Sevgili başkanım buyurun. Hocam buyurun siz de lütfen. Pınar hocam buyurun lütfen. Evet sevgili Buğra Özdur. Güren başkanımızdan rica ediyoruz. Evet, Buğra hocamızın hediyelerini de takdim ediyorlar. Ve şimdi Kezban Çetin, saç bakımı ve yapımı eğitmenimiz, sevgili Kezban Çetin, Güran Başkanım. Hüseyin Avni Sandıkçı hocamız teşekkür belgelerini, Güran Başkanımız hediyelerini takdim ediyorlar. Cilt bakımı ve temel makyaj eğitmeni, sevgili Aysel Çetindağ. Mutfak sanatları eğitmenimiz sevgili Cansu Zengin. İngilizce eğitmenimiz sevgili Onur Kızılocak. Diksiyon eğitmenimiz sevgili Nazlı Evrengün. Pınar hocamızdan rica edelim hediyelerini. Diksiyon eğitmenimiz sevgili Emre Veral. İlk yardım eğitmeni sevgili Hülya Güvenilir. İlk yardım eğitmenimiz sevgili Metin Uçar. Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi Meslek Kursları Şefimiz sevgili Hande Bahriyeli. Evet Hande hocamızın annesi de buralardaymış. Sertifikasıyla birlikte kızının yanına bekliyoruz. Buyursunlar. Çok teşekkür ediyoruz. Sizlerden ricamız sevgili kursiyerlerimiz, değerli misafirlerimiz, bu çıkıştan çıkmanızı rica edeceğiz sizlerden. Toplu fotoğrafı çekeceğiz zaten ama ben unutmadan bu hatırlatmayı yapmak istiyorum. Hanımlar, beyler, çıkışlarımız yukarıdan değil bu kapıdan olacak. Şimdi toplu fotoğraf çekimine geçebiliriz.
ve sıkışma olmaması adına. O zaman arkadan kopuyoruz, geriye doğru gidiyoruz biz. Evet, lütfen sizi de arka tarafa alabilir miyiz? Fotoğrafımızı çekelim. Tek tek çekimleri daha sonra yapacağız. Şimdi toplu fotoğraf çekimimizi gerçekleştirelim. Daha sonrasında tek tek fotoğraflar alınacak. Hilal Serdak olur mu? Şu anda göğüs hizasında tutuyoruz sertifikalarımızı. Şu anda kaldırmıyoruz sertifikalarımızı. Şimdi kaldırabiliriz sertifikalarımızı. Hizmetin temeli sevgidir. Doktor Hasan Akgün.